Kayseri'nin Melik Gazi ilçesinde yaşanan olaylar, mültecilere yönelik körüklenen nefret söylemleri ne kadar büyük bir vahşete dönüştüğünü tekrardan gözler önüne sermiştir. Suriye uyruklu bir şahsın 7 yaşındaki bir çocuğa taciz iddiasıyla başlanan olaylar, Suriyeli mültecilerin yaşadığı mahallelerde büyük bir yıkıma sebebiyet vermiştir. Kayseri'de yaşanan olayların ardında Suriye'de muhtelif bölgelerde Türkiye'den giden tırlara, araçlara da saldırı olmuştur. Evet, bu iki olay da çirkindir. Asla bu mesele, bu olaylar kabul edilemez. Bu yaşananlar asla kabul edilemez. Kaldı ki 7 yaşındaki çocuğa yapılan tacizi ise hiçbir vicdan sahibi, hiçbir insanın kabul etmediği, etmeyeceği bir durumdur. Bu iki hadisenin ardı ardına bu iki hadisenin yaşanması da aslında bu konuda gizli emellerine ulaşmaya çalışan yapıların da bunların arkasında olduğuna da işaret ediyor. Kayseri'de yaşananlar yıllardır siyasi rant uğruna mültecilere yönelik nefreti körükleyen söylemlerin bir sonucudur. Mültecilerin iş yerleri ve araçları ateşe verilmiş, evleri taşlanmış ve masum insanlar büyük bir korku yaşamıştır. Ne yazık ki kimi siyasiler ve medya organları tarafından sürekli olarak aşağılanan ve hedef gösterilen mülteciler bir kez daha provokatif bir eylemin, bir saldırının kurbanı olmuştur. Ekonomik kriz ve sosyolojik farklılıklar bahane edilerek mültecilere yönelik nefret söylemlerini meşrulaştırmaya çalışanlar toplumun vicdanını ve adalet duygusunu zedelemektedirler. Aynı şekilde bu siyasi figürlerin ve medya organlarının sorumsuzca açıklamaları da zaten kırılgan olan toplumsal barışı da daha da zedelemektedir. Hükümet ve adli makamlara çağrımız şudur: bu suçlular ve kışkırtıcılar her kimse bir an önce hukukun önüne çıkarılmalı ve bunlar cezalandırılmalıdır. Mültecilerin can ve mal güvenliği sağlamak hükümetin en önemli sorumluluklarından bir tanesidir. Bu konuda bu provokasyonu gerçekleştiren ve arkasında kimler varsa hukuk önüne çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır. Bununla birlikte bu provokatif eylemleri yapan vatandaşlarımız da bunlara karşı asla prim vermemeli ve sağduyulu hareket etmelidir diye çağrısında da bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, bu basın toplantısına çokça dile getirdiğimiz bir sorunu tekrardan dile getiriyoruz. Başıboş köpek sorunu maalesef halen devam ediyor. Başıboş köpek sorunu yıllardır konuşulan fakat somut olarak bir çözüme kavuşturulamayan bir tehlike, bir sorun. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'nin raporuna göre son 2 yılda 50'si çocuk olmak üzere 107 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu saldırılardan dolayı, başıboş köpeklerin saldırılarından dolayı hayatını kaybetti. Sorun o kadar derin ki Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelerden Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşlarını sokaklardaki başıboş köpekler konusunda uyarmak zorunda kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre Türkiye'yi de riskli ülke kategorisine almış. Türkiye halkı yıllardır bu sorun için bir çözüm talebinde bulunduğu halde maalesef bütün açıklamalar konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor cümlesine sıkıştırılıyor. Meselenin çocuklar ve yaşlılar kısmı kamuoyunda çok konuşuldu. Ama başıboş köpek sorunundan en çok etkilenen bir kısım daha var ki bunlar yeteri kadar gündem olmadılar veya sesi duyulmadı. Engelli vatandaşlarımız.
Bu konuda ciddi sorunlar yaşıyorlar ve bizzat bize ulaşan bir kardeşimizden örnek vermek istiyorum. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Güney köyünde kalan Mehmet Kaçmaz, 28 yaşında hasta bir engelli vatandaşımız. Bu kardeşimiz aynı şekilde epidermolizis bulloza denen kelebek hastası ve psikiyatrist tedavi de alıyor. Hekimin ona önerdiği tedavi yöntemlerinden biri de haftalık bir gün yürüyüş yapmasını istemiş. Ancak bu vatandaş bize ulaşarak ben ne köyümde ne ilçemde dışarı çıkamıyorum, yürüyüş yapamıyorum. Çünkü başıboş köpekler sokaklarda sürüler halinde geziyorlar ve benim için bir tehdit arz ediyorlar dedi. Sadece yürüme engelli vatandaşlar değil, aynı şekilde görme engelli vatandaşlar da bırakın parklara gitmeyi, kaldırımlarda bile sağlıklı bir şekilde yürüyüşünü sağlayamıyorlar. Ve bu konuda şu çağrıyı yapıyoruz. Siyaset kurumunun her şeyden önce bu engelli vatandaşlarımıza karşı bir sorumluluğu vardır ve bu sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Başıboş köpeklerle ilgili bir çözüm bir an önce oluşması, sağlanması gerekiyor. Dış gündemle ilgili iki konuyu dile getireceğiz. Sudan'da yaşanan felaket düzeyinde açlıkla mücadele ediliyor. Gerçekten bu konu çok gündeme gelmiyor. Sudan 2019 yılından sonra Ömer el-Beşir'in devrilmesinden sonra açıkçası bir gün yüzünü görmedi. Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan yönetimindeki Sudan ordusuyla Birleşik Arap Emirliklerine desteklediği Muhammed Hamdan Dagalo liderliğindeki hızlı destek kuvvetleri arasında 14 aydır devam eden çatışmalardan dolayı 10 milyon insan orada yerleşik yerlerinden göç etmek zorunda kaldılar ve 16 bin insan da hayatını kaybetti. Bir yandan iç savaş yaşayan Sudan halkı, bir yandan da kıtlıkla imtihan oluyor. Birleşmiş Milletler açıklamasına göre son 25 yılda Sudan en çok yokluğu yaşadığı, en büyük yokluğu yaşıyor. İç savaştan dolayı gıda güvenliğinin tamamen bozulduğu ülkede 755 bin kişi felaket düzeyde açlıkla karşı karşıya. 25.6 milyon kişi de akut düzeyde felaketle karşı karşıya. Bunlar Sudan'dan entegre gıda güvenliği aşama sınıflandırması tarafından kaydedilen en kötü açlık seviyeleri. Suriye, Filistin ve Ukrayna'daki savaşlardan dolayı dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyen bu durumun yakından toplu ölümlerle sonuçlanabileceğini belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü özellikle bu açlıkla ilgili, bu Sudan'da yaşanan kıtlıkla ilgili bunu gidermek için 60 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirttiler. Aynı şekilde şunu da söyleyelim. Bu Sudan'ın belki nefes alması, belki acılarını hafifletmek için 60 milyon gıdaya ihtiyaç varken ne yazık ki işte evcil hayvanların maması için satılan mama bütçesine bakıldığı zaman 123.6 milyar bir bütçe bunun için harcanmış. Bu da şunu anlatmak açısından önemli bir örnek. Yani dünyada yaşadığımız bu çarpık bir dünyada en azından nasıl bir çarpık dünyada yaşadığımızı gözler önüne seriyor. Değerli basın mensupları, bir diğer konu da Siyonist işgal rejiminin Lübnan'a yönelik tehditleri. Gazze'de sivilleri katletmekle sözde askeri hedeflerine hiçbirine ulaşamayan Siyonist işgal rejimi bu durumdan kurtulmak için Lübnan'da topyekün saldırmanın planını yapmakta. Lübnan'ı da Gazze gibi yakıp yakmakla tehdit ediyor. Kendince Lübnan'a saldırarak bölgesel bir savaş çıkarmak, ABD'yi de savaş içine tamamen çekmek ve kendisine tehdit olarak gördüğü ülkeleri, güçleri ortadan
bunları ABD ile savaştırıp ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Lübnan'a karşı Siyonist işgal rejiminin tehdit ve saldırıları asla kabul edilemez. Şu bilinmelidir ki eğer durdurulmazsa Siyonist işgal rejiminin saldırıları ne Gazze ne de Lübnan'la sınırlı kalmayacak bu saldırılar. Lübnan'dan sonra sıranın işte Suriye, Ürdün ve Türkiye'ye de geleceği bilinmelidir. İslam ülkeleri bu saldırılara karşı, bu Siyonistlere karşı birleşmeli, birlik kurmalı, kendi aralarındaki ihtilafları bir tarafa bırakmalı ve İslam ülkeleri hem kendileri için ve hem insanlık için tehdit olarak Siyonist terör şebekesi İsrail'i görmeli ve buna göre bir hedef belirlenmeli, buna göre de adım atmalıdır diyorlar. Benim aktaracaklarım bu kadar.